Merhaba, bu bölümde Python programlama dilinde fonksiyonlar konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu dersimizde sonsuz parametreleri öğreneceğiz. Şimdiye kadar bir fonksiyona sadece belirli sayıda parametreler gönderebiliyorduk. Örneğin bir fonksiyon tanımlaması yapalım. Def anahtar kelimesiyle işlem isminde bir fonksiyon yapıyoruz. Bu fonksiyonun görevi aldığı iki parametreyi toplasın ve sonucunu bize geri döndürsün. Mesela p1 virgül P2 diye iki tane parametre alacak. Daha sonra return deyip P1 artı P2 yapmasını sağlayalım. Tamam. Daha sonra bu fonksiyonda dönen sonucu sonuç değişkenine atayalım. Ve hemen ardından fonksiyonu çağırarak P1 yerine 10. Şöyle tab tuşuna bastığınızda bir sonraki değere gider. P2 yerine de 20 yapalım. Tamam. Bir kez daha tab tuşuna basıp parantezden çıkıyoruz. Ve hemen ardından print fonksiyonunu kullanarak sonuç değişkenini ekranda görelim. Evet kaydedelim ve çalıştıralım. Görüldüğü gibi ekranda 30 sonucunu gördük. 2 tane değer verdik. Peki örneğin 3 tane sayının toplanmasını istiyorum. Ne yapacağım? P1 artı P2 bu sefer P3 diyeceğim buraya. Ve artı P3 yazmam gerekiyor değil mi? Buraya da gelip örneğin 30 yazayım. Kaydedip çalıştıralım. Yine başarılı bir şekilde çalışıyor. Peki bu 4, 5, 6, 7 diye devam ederse yani bu fonksiyona sonucu belli olmayacak şekilde parametre vermek istersem ne olur? Bunun üzerine birazcık konuşalım. İşte bu fonksiyona parametre gönderirken parametreler sonsuz sayıda olabilir. Yani sınırı belli değil. İşte bu tarzda parametre gönderme işlemine sonsuz parametreler diyoruz. Ve yine bu parametre gönderme işlemi ikiye ayrılıyor. Birincisi isimsiz parametre gönderme, ikincisi isimli parametre gönderme. Biz ilk olarak isimsiz yani positional argümente göre parametre göndermeye bakalım. Bunun için şöyle yapıyoruz. Bütün parametrelerin genel adını kapsayacak bir isim veriyoruz. Örneğin isimsiz diyelim. Tamam parametremizin genel ismi isimsiz. Bunu sonsuz hale getirebilmek için başına bir tane yıldız sembolü ekliyoruz. Bu şekilde fonksiyonlara sınırsız sayıda isimsiz parametre gönderebiliyorum. Yani positional argument dediğimiz şöyle argüman değeri verebiliyorum sınırsız sayıda. Bunun için şöyle yapalım. Fonksiyonu birazcık değiştirelim. Öncelikle print yazıp gelen parametreleri bir ekranda göstermeyi deneyelim bu şekilde. Ve artık burada fonksiyondaki return'ı kaldırdığımız için değişken ataması yapamıyoruz. Bu hale getirdik fonksiyonumuzu tamam. Örneğin 3 tane parametre gönderdik. Kaydedip çalıştıralım. Bakın görüldüğü gibi gönderdiğimiz 3 tane parametre başarılı bir şekilde fonksiyona değer olarak verildi. Mesela ben devam edeyim şöyle 30-40 yazayım. Şöyle 50 yazalım tekrar kaydedip çalıştıralım. Bakın verilen bütün parametreler başarılı bir şekilde fonksiyona geçiyor. Ancak dikkat etmemiz gereken bir diğer konu, burada görüldüğü gibi bu fonksiyona parametre verildiğinde bu fonksiyondaki parametreler tuple türünde oluyor. Bunun ispatını da şöyle yapabiliriz. print type deyip gelen parametrelerin türünü öğrenelim. Şöyle tekrar kaydedelim, çalıştıralım. Bakın görüldüğü gibi tuple türde olduğunu görüyoruz. Yani burada verilen bütün argümanlar sırasıyla isimsiz değişkene parametre olarak aktarılıyor ve hepsi tuple türünde tutuluyor. Şimdi bizim ana sorunumuza geri dönelim. Bakın buradaki verilen parametrelerin toplamını yapmasını istiyorduk. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Bakın buradaki bütün değerler yani isimsiz aslında Tuple türünde bir değişken gibi düşünün. Değer olarak tuple tutuyor. Buradaki bütün elemanlara tek tek erişip bu elemanları toplamamız gerekiyor. Önceden yaptığımız örnekleri lütfen hatırlayın. Hemen bir hazır fonksiyon kullanabilirim. Yine return deyimi kullanabilirim. Şöyle yapacağız. Mesela return diyelim. Sum hazır fonksiyonu ne işe yarıyordu? Parametre olarak verilen tapılı listeyi ve benzeri koleksiyon türündeki veriyi toplamaya yarıyordu. O halde ben buraya isimsiz dediğimde zaten isimsizin türü tuple. Bunu da ben sum fonksiyonuna parametre olarak verdiğimde içerisindeki bütün değerleri tek tek alacak ve toplayacak. Daha sonra buradan çıkan sonucu yine return deyimine verecek. Return deyiminden de çıkan sonucu ben fonksiyonun başarılı bir şekilde geriye dönüş değeri olarak saklayabileceğim. O halde yine şöyle sonuç diyeyim. Sonuç dedikten sonra print fonksiyonunun içerisine bu sonucu yazdıralım. Evet kaydedip çalıştıralım. Bakın Parametre olarak verdiğim işlem fonksiyonu parametre olarak verdiğim bütün değerlerin toplamını başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Yani siz buraya gelip iki tane parametre de verseniz yine bunun toplama sonucunda alacaksınız. Peki bunu sum fonksiyonuyla yapmasaydık yani böyle hazır fonksiyon kullanmasaydık kendimiz yapsaydık nasıl olurdu? Şöyle bir algoritma düşünün. Toplam diye bir değişken tanımlayacağız burada sıfır olacak bunun değeri. Daha sonra bir for döngüsü açmamız gerekiyordu. For i in nereye kadar? İsimsiz'e kadar gideceğiz. İsimsiz bir tuple olduğu için gezme işlemi yapabiliriz. Iterable turundan bir nesne. Şöyle enter tuşuna basıp her gezme işleminde bir toplama yapacağız ve toplam değişkenine eşitleyeceğiz bunu. Şöyle isimsiz değişkenin değerinin şu olduğunu düşünelim. Mesela 10, 20, 30 şeklinde 3 tane parametre aldığını düşünün. Şimdi her birinde böyle gezme işlemi yapacağız ve her bir gezme işleminde toplam değişkenine atacağız. Toplam eşittir toplam artı i dememiz gerekiyor. Bütün toplam değerleri bakın buradaki toplam değişkende tutulacak ve en nihayetinde en son geriye dönüş değeri olarak toplamda saklayacağız ve bu şekilde yazdırabileceğiz. Şöyle yapalım 10, 20, 30, 40 diye 4 tane parametre verelim ve bunun çalışma şeklinde aynı zamanda yine görmüş olalım. Tamam şuralara breakpoint ekledik. Kaydedelim. Neden toplam eşittir toplam artı i yaptığımızı bakın debug modunda anlamaya çalışalım. Şöyle kaydediyoruz. Python file diyelim. Evet bakın dördüncü satırda durduk. Devam edelim. 11. satırdayız. Şu an fonksiyonumuzun içerisindeyiz. Bakın isimsize geldiğimizde bakın 0, 1, 2, 3. parametrelerin olduğunu görüyoruz. Bunun uzunluğunun 4 olduğunu görebilirsiniz. En nihayetinde bir tapul oluşturduğumuz için tapulun sırayla indis numaralarına verildi bu. Yani 0. indiste 10, 1. indiste 20 şeklinde düşünebilirsiniz. Devam ediyoruz. Toplam isimli bir değişken daha oluşturduk. Şöyle fonksiyonu kapatalım. Evet görüldüğü gibi toplam isimli bir değişken oluşturdu ve for döngüsünün içerisine giriyoruz. Hemen baktığımızda bakın toplamın değeri şu an sıfır oldu. Toplam artı i dediğimizde şurada i'nin değerinin 10 olduğunu görüyoruz. Hatta şunu da watch'a ekleyebiliriz. Şöyle add to watch diyelim. Toplam artı i'nin değeri 10 olmuş oldu. Tamam Toplamın değeri 0, i'nin değeri 10. Şu an ilk elemanı gezdi. Bakın i'nin değeri 10. Dolayısıyla toplamın değeri, yeni değeri 10 olmuş oldu. Devam ediyoruz. Tekrar geziyoruz. Tekrar gezdiğimizde, bakın bu sefer i'nin değerinin 20 olduğunu görüyoruz. Çünkü ikinci elemanda. Şöyle isimsizde açarsak, şunu biraz daha aşağı doğru indirelim bunları. Şöyle baksak daha iyi olur. Bakın i şu an birinci indiste. Birinci indiste değeri 20. Toplamın değeri de neydi? Toplamın değeri de şu an 10'du. 10 ile 20'yi toplayacağız. Ve çıkan sonucu, çıkan sonucu toplamın yeni değeri olarak atayacağız. Toplamın değeri 30 olmuş olacak. Yani böylelikle ne yapıyoruz? Sürekli önceki değerleri de sakladığımız için toplam her bir yeni sayı ile toplamını elde edecek. Ve en nihayetinde bütün sayıların toplamını bulmuş olacağız. Bakın devam ettik. Şu an toplamın yeni değeri 30. Şimdi tekrar i gezecek. Bakın i şu an ikinci indiste. Yani değeri 30. Toplamın önceki değeri neydi? 30'du ve şimdi i'nin değeriyle 30'la toplanacak. 60 olmuş olacak. Tamam? Bakın bu sayede bütün parametre olarak verilen verileri toplayarak bir sonuç elde ediyoruz. En nihayetinde toplam değişkenin içerisinde ne olmuş oldu? Bütün parametrelerin toplanmış hali oldu. Yani toplam değeri bakın 100 olmuş oldu. Ve fonksiyondan da ben bunu geriye dönüş değeri olarak sakladığımda bakın sonucun başarılı bir şekilde 100 olduğunu göreceğim. Tamam? Bu sayede devam ettiğimizde bakın ekranda yüz değerini görmüş olduk. Evet, eğer sum fonksiyonunu kullanmasaydık bu şekilde parametre olarak verilen bütün değerlerin toplamını for döngüsüyle yapmamız gerekiyordu. Eğer siz şöyle şurayı tekrar silelim. Şöyle silelim. Sildiğimizde bakın isimsiz şeklinde geriye dönüş yapmak isterseniz şöyle. Kaydedip çalıştırdığınızda bakın Geriye tapul türünde bir sonuç alacaksınız. Çünkü bunun geriye dönüşlü yeri tapul. Bunu da unutmayalım. Tamam? O halde sonsuz parametrelerin ilk bölümünü bu dersimizde bitirelim. Sonraki dersimizde ikinci bölümünü anlatacağız ve böylelikle sonsuz parametreleri de bitirmiş olacağız. Sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.